Merhaba sevgili balıklar. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta sonu Koç burcunda ay tutulması yaşayacağız. Tutulma öncesinde haftanın genel etkilerine bir göz atalım. Haftaya ay Kova burcunda başlıyor. Özellikle pazar ve pazartesi günü ay Kova burcunda olduğu için siz de biraz kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Biraz zihinsel olarak kendinizi daha alıngan, daha içe dönük hissedebilir, yalnız kalmak isteyebilir, sosyal hayata fazla karışmak istemeyebilirsiniz hafta sonu, hafta başı. Dinlenmek için veya birikmiş işlerle uğraşmak için, yeni planlar yapmak için uygun enerjiler var. Pazartesi günü özellikle ay ve güneş arasındaki olumlu açı sizin için de güzel olacak. Biraz zihinsel olarak meditasyon yapabilir, ruhsal çalışmalara zaman ayırabilir, manevi yönden kendinizi toparlayabilir veya bir süredir ihmal ettiğiniz dinlenmeyle beraber fiziksel olarak da daha güçlenebilirsiniz bu süreç içerisinde. Artık Salı günü Ay Balık burcuna geçecek ve sizin enerjiniz biraz daha öne çıkacak. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Duygusal enerjiniz, fiziksel enerjiniz yükselebilir. Özellikle Jüpiter açıları olumlu olacağı için sosyal ilişkilerinizde daha verimli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal hayatın canlandığı, hayatınızda hareketin biraz daha arttığı bir süreç olacak. 15 Ekim'de Mars burç değiştiriyor. Aslan burcundan ayrılarak Başak burcuna geçecek. Kuşkusuz sevgili balıklar sizin için önemli bir dönem. Mars'ın Başak burcundaki seyri 8 Aralık'a kadar Mars Başak burcunda olacak. Bu da ikili ilişkilerde biraz daha enerjinizi harcayacağınızı gösteriyor. Karşınızdaki kişi, eşiniz, birlikte olduğunuz kişi veya ortağınız olan ilişkilere dikkat etmeniz gereken bir süreç. Zaman zaman bazı gerginlikler ya da stresli durumlar oluşabileceği gibi o alanda daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Karşınızdaki kişi, eşiniz daha titiz, daha detaycı olabilir bu süreç içerisinde ve size karşı biraz daha fazla eleştirel tavırlar içerisinde olabilir sevgili balıklar. 8 Aralık'a kadar bu süreci günlük yorumlarımızda ve haftalık yorumlarımızda da daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Çarşamba günü de Ay Balık burcundaki seyrini sürdürüyor. Sizin için keyifli, olumlu bir gün olacak. Özellikle duygusal hayatta güzel gelişmeler var. Çocuklarınızla, ailenizle mutlu paylaşımlar yapabilirsiniz. Tatile çıkmak için, küçük seyahatler için, aile ziyaretleri için enerjiler son derece olumlu. Tatil olduğu için de bu verimli enerjiyi gerekli bir şekilde kullanabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren Ay Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna ilerleyecek. Koç burcunda artık dolunay fazına doğru da ilerliyor. Enerjisi artıyor, ışığı büyüyor. Koç burcunda biraz daha maddi konular öne çıkabilir. Harcama ihtiyacı artabilir, masraflar artabilir. Seyahatlerinizde, gezilerinizde biraz fazla para harcaması söz konusu olabilir. Daha temkinli ve dikkatli olmanız gerekecek. Cuma gününden itibaren Ay Koç burcunda tam dolunay fazında olacak. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece 02:39'da 25 derece Koç burcunda ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulması sizi özellikle maddi konularda etkileyebilir sevgili balıklar. Bu özellikle maddi gelirlerinizde bazı değişimler yaratabilir. İşinizden gelen gelirlerde gelişmeler olabilir. Bazı gelirlerde sonuçlanmalar, sonlanmalar olabileceği gibi bazı yeni gelir kapıları da açılabilir size. Yeni iş imkanları da doğabilir. Borç alacak işleriniz varsa, bazı kredi işlemleriniz varsa onlarla da ilgili hızlı haberler, hızlı gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Evet sevgili balıklar, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.